Burada Chili's, Kick, Lunge ve Avax üzerine konuşacağız. Adı geçen 4 kripto para üzerine konuşup bunlardaki hedefleri ve olabileceklerden bahsetmeye çalışacağız diyebilirim bu şekilde. Şöyle sırayla gidersek CHZ'den bir başlayalım. Bir kere tabii ki bilinmesi gereken en önemli şey BTC tarafının hareketleri olacaktır. Yani BTC tarafındaki şu an olaylar geri çekilme odaklı hareket ediyor. Bakın 43 binleri zaten göreceğimiz açıkça aşikar. 43 binlerin kırıldığı takdirde hala 42 binlere kadar bile geri çekilmeler yaşanabileceğini düşünüyorum. O yüzden bunun da farkında olmak lazım ve bir takım düşüşler olabilir. Bu da tabii piyasadaki diğer altcoin'leri, diğer kripto paraları da birebir de etkileyecek olan bir durumdur. Bunun farkında olalım. Bu gerçeği bir kere cepte tutmak gerekiyor. Chili's'e geldiğimiz zaman Chili's tarafı şu anda gayet pozitif, iyi bir trend belirledi. Son günlerde çok büyük ralliler ile birlikte olmasa da yükseliyor olmasının sebebi geç de olsa piyasaya ayak uydurabilmesinden kaynaklandı ve tabii şu anda güçlü bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, haftalarda özellikle Ocak ayı gelip piyasadaki yükselişler devam ettiğinde bu aralıkta devam etmeyecek demek anlamına gelmiyor. 14,5'lara doğru yükselişini devam ettirip buradaki yüksek fiyatlarını yeniden alacaktır kanaatindeyim. 14,5'lar daha önemli olacak. Bu seviyeyi kırdıktan sonra yine çok güçlü olacaktır ve üzerindeki bu ölü toprağını atacaktır diye belirtmek isterim. CHZ iyi bir kripto para birimidir. Güzel işler çıkarabilir. Ben sezon içinde 1 dolarlara kadar erişim de bekliyorum. Daha önce de bu konuyla alakalı konuştuk. Ama herkes alacak diye bir şey yok CHZ'yi. Genelde çok düşük bir korelasyonu bulunduğu için CHZ almanız sonrasında ağlamanız anlamına gelebilir. Eyvah bu neden yükselmiyor diye kendi normalini bilmeden almayın. Bir diğeri KİK. Bizim Türk yatırımcılar çok sever. Sezon içindeki ortalama beklentim tabii pek çok hareket olabilir. Belki 90 sentlere 1 dolarlara falan tekrar gelebilir mi emin değilim. Çok hani şey büyük konuşmayayım 67 sent hani belki falan. Binance'ın listeleme ihtimalinden dolayı tabii şeyler var ama Lunge'a çok benzer bir şekilde riskli bir kripto para. Bu sezon Metaverse'ler patlak. Hani bildiğiniz patlak. Hiçbir cacık çıkmaz yani Metaverse'lerden. Mana haricinde Mana çok sağlam. Çok 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 güçlü bir biliyorsunuz ki kripto para birimi. Onu ayrı tutmak lazım. Haricinde Kik'in bir Binance listelemesi biliyorsunuz muhabbeti var. Olabilir. Olmaya da bilir. Riski almak size kalmış. Normal bir gidişat halinde ortalama bir majör popüler altcoin'den açık ara daha az yükseleceğini bu sezon düşünüyorum kesinlikle. Ama dediğim gibi farklı haberler ancak işi başka noktaya çekebilir. Bu riski alıp almamak da size kalmış. Şu andaki Golden Cross'u veriyor. 11,2'lere doğru Bitcoin ile birlikte önümüzdeki haftalarda yükselebilme noktasında hareket edecektir diye düşünüyorum. Durum bu şekilde. Avax diyorduk. Hemen Avax'a bakalım. Evet, Avax gördüğünüz gibi uçuyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. BTC tarafındaki düşüşlere, geri çekilmelere rağmen şu anda uçtuğunu görüyoruz. Bunu normalde Avax'ın 39-11 pozisyonlarına kadar devam ettirebileceğini hatta 2024 işte Ocak gibi 52-53 dolarlara kadar yükseliş beklediğimi daha önce de biliyorsunuz açıkça ifade etmiştim. Ama şunu söylemek lazım. Avax'taki mevcut yükseliş BTC tarafı volatil yani bu şekilde aşağı yönlü olduğu sürece çok uzun bir süre
devam etmeyecektir diye düşünüyorum. Yani yükselişler örneğin 30-31 dolara mesela varır. Eğer BTC böyle 42 bin dolara doğru denemeye devam ederse çok uzun bir süre devam etmez. Yani bundan bahsetmeye çalışıyorum. Tamam. Ha, bu arada bugün saat 16.30'da ABD'de önemli veriler açıklanacak. İşsizlik verileri açıklanacak. Bu da tabii ki hem kısa vadedeki piyasanın genel görünümünü değiştirebilir. Aynı zamanda bu ilerleyen günlerde de açıklanacak TÜFE ve ABD enflasyonuyla alakalı yine bize çok mühim veriler verecektir. Bunu da unutmayalım. Saat 16.30 önemli. AVAX'a gelince dediğim gibi AVAX şu an çok güçlü. Haricinde sezon içerisinde zaten çok çok yüksek fiyatlara erişim yapabileceğini, bu noktada 250-300 dolar gibi fiyatların bile erişime açık olduğuyla alakalı daha önceden konuştuk. Şöyle bir bakalım. Lunge'da ne var ne yok diye. Lunge üzerine de konuşuyoruz biliyorsunuz. Lunge korkunç patlamalardan sonra en son 3.0-27.5'lara kadar yükseldi. Şu anda bir düzeltme yapıyor ama ben yükseliş etabının bittiğini hiç zannetmiyorum. Bunu daha önce de açıkça ifade etmiştim. Bulunduğu noktada BTC geri çekildikçe Lunge'un düşebileceği pozisyonlar ortalama hala 4 saatlikteki EMA 50'nin biraz üzeri. Yani 18-18.5 noktalarında, 18.6'larda belki geri çekilmede 4 saatlikteki EMA 50 yakalayabilir. Buralara kadar denemeler olması normaldir. Bu seviyelerden bir alım fırsatı verir. Piyasa yeniden BTC açıldığında zannediyorum şu anki düşüşler belli bir oranda iyi diyebileceğimiz şekilde doygunluğa ulaştı. Tekrar 27.5-27.55 noktalarını yolda tutacaktır. Bu kırılım 37.9'lara doğru bir hareketi temsil edebilir. Hala 2023 içerisinde ATH şansı olduğunu, en olmadı 2024'ün başlarındaki patlamalarla birlikte güçlü yükselişler yapacağını düşünüyorum. Farklı fiyat tahminleri var sezon geneli için. Çok değişken olabilir. Önceki videoda mesela Bard'ın 2.03 gibi fiyat tahminlerini de değerlendirdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.